Gerçekten ama gerçekten yediğimin en iyisi. O zaman Diyarbakır'a hoş geldik. Mardin'den Alan abi bir yerdeki türbeye getirdi. Burası ünlü bir türbeymiş. Hem burada işi varmış hem de burayı bir görün dedi, dua edin dedi. Sonra devam edeceğiz. Yaklaşık bir 45 kilometre yolumuz kaldı. Umarım tek araç gidebiliriz. Sabahleyin biz Mardin'den yola çıktık. Diyarbakır'a doğru otostop çekmeyi planladık. Çünkü dün biraz gereksiz harcama yaptığımızı fark ettik. Hem de zamanımız bolca var yani Diyarbakır için. O yüzden sabah erkenden yola çıktık. Şu an saat 11'e çeyrek var. Mardin'den çok tatlı bir abi bizi zaten yol üstünde görmüş. Biz daha hiç böyle el hareketi yapmadan biz durdu ve bize arabasını aldı. Bizi getirdi şimdi bu yol ayrımına kadar. Mardin'e yaklaşık 45, pardon Diyarbakır'a yaklaşık 45-50 kilometre yol var. Şimdi biz yeni bir araca doğru ne denir? Yeni bir araca doğru yol bulacağız. bakalım umarım tek araba gidebiliriz. Bakacağız artık şansımıza. Tırlar mırlar da durur mu sanmıyorum ama olsun. Aklıma Karadeniz'deki otostop günleri geldi. Allah'ım çok güzel yerlerden geçtik ve sadece 1000 lira harcamıştık 10 günde kişi başı. Dün biz zaten 1000 lira harcadık. Ay delirmek için ya. Neyse çekelim bakalım otostop çekelim bakalım. Diyarbakır'a kadar mı gidiyorsunuz? İyi bari. Çok şükür. İlk durağımız Diyarbakır'da Ulu Cami olacak. Şimdi biz çarşısından geçiyoruz. Abla buyurun, Kürt kasi kapıyor. Gel bir tane bak ya. Adı ne çek bunun? Bizi, çek. Adı ne? Alpreso efendim. Alpreso Kürt kasi. İçinde fındık, badem, hurma. Aynen Kürt preso. Fındık, badem, hurma, ceviz olacak. Standımız da şurada hocam. Paketlerimiz sadece 80 lira hocam. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzelmiş. Hazır kahve gibi yani. Ablam buyurun. Herkes Diyarbakır'ın daha güzel olduğunu söylüyordu. Bakalım burada böyle ufak çaplı bir günümüz olacak. Herkes bir şey diyor. Tamam sıkıntı yok. Şimdi Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz. Kürt kahvemizi de içtik. Fındıklı falan böyle bayağı güzel bir aroması vardı. O zaman Diyarbakır'a hoş geldik. Şimdi biz Diyarbakır Lahmacun Merkezi diye bir yer var burada. Bir dükkanın ismi bu arada. Ama internette böyle Google yorumlarına falan çok ünlü. Hatta şimdi içeriye girdiğimizde ne kadar ünlü olduğunu görebiliyoruz. Çünkü eskiden bugüne çok fazla fotoğraf var. Şimdi biz lahmacun söyledik. Deneyeceğiz bakalım lahmacun ne. Hazır şunun çiçeğine bakın Allah aşkınıza. Biz 2.
İkinci turu da söyledik bu arada. Direkt geliyor. Sıcacık. Duman daha üstünde. Ay burnum attı. Abartmıyorum. Gerçekten ama gerçekten yediğimin en iyisi. Tanesi de 35 lira bu arada. İyi bence. Bu arada abartmıyorum ama gerçekten yediğimin en iyisiydi. Yani o çıtırlığı, o acılı çok yerindeydi. Ben normalde acı yiyemiyorum. Çok iyiydi. Sadece maydanoz ve soğanla ekmek servis ediliyordu. Bayağı sevdim. Biz dediğim gibi ikinci tura bile çıktık. Ya bu kahve başka kahve. Sen... Bunlar ne? Bu fındıklı dibek. He dedi. Keşif oyunuzu menekici Türk kahvesi içinde. Mango, taskipti, tonik. Teşekkürler. Afiyet olsun. Almanca mı konuştunuz siz? Yazık ya. Ha. Tamam. Do. Hey Saltoş. Nine. Hey Nine ama. Öyle olmuyor. Sadece çok az biliyorum. Ha, az çok biliyorum. Çok az biliyorum. Fındıklı dibek ikram ettiler. Biz böyle bir gün boyunca 2-3 fincan içeriz bence bu şekilde ikramlarla. Ve dört ayaklı minareye geldik. Şu minarenin ayaklarını görüyorsunuz. Dört tane sütunun üstünde duruyor. Ve bu sütunlar, şurada da bir küçük bir hikayesi var. 1500'lü yılında Akkoyunlu hükümdar Kasım Bey tarafından inşa edilmiş. Şöyle bir internette rivayet gördüm. Şu sütunların arasından eğer 7 kere geçerseniz dileğiniz kabul oluyormuş. Ben de şimdi onu hemen deneyeceğim. Bu arada herkes biliyormuş bunu ve şu an herkes içinde böyle bir tur atıyor. Bakalım dileğimiz kabul olacak mı? Çok da bir esprisi yokmuş. Yani içinde oturup bir şeyler içmeniz gerekiyor. Sadece içecek satışı var diye biliyorum. Çaylar 15 lira, şerbetler 40 lira ve üstü diyeyim. O şekilde. İçeride zaten hiç yer yoktu, sıra vardı. Biz de oturmak istemedik öyle bir yere. Yani bu anlamda keyif için bir bütçemiz yok çünkü artık. Sülüklü Han'da 1600'lü yıllarda bir abi ve kız kardeşin şifa amaçlı buradan sülük çıkarıldığı hani gerçeği varmış. O yüzden de burası o amaçla kullanılmış. Zamanla da işte konaklama yeri ve şimdi de böyle kafe tarzı. Burası Hasan Paşa Hanı diye geçiyor. Üst katların hepsi farklı farklı kahvaltıcı. Aşağıda da böyle kafeler var. Diyarbakır Müzesi'ne geldik. Sur içinde bulunuyor. İnanılmaz büyük bir yapı. Şimdi üst katına çıktık. Şöyle. İçerisi gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir müzeye göre. Polar, epipaleolitik, silo. Şu şey değil mi ya? Kızılderililerin adı. Çıtır, evet. İsmi siloymuş. Evet arkadaşlar, size özel drone görüntüsü.
Ve bu da bahçenin böyle bir o çiziyorsunuz. Bahçede sıra sıra gezilecek yerler var. Bazı kapalı. Uy. En son şurada da Aslanlı Çeşme ile rotayı tamamlıyorsunuz. Aslanlı Çeşme'de de normalde şu aslanın bulunduğu yerde iki adet aslan bulunuyormuş ve ağızlarından su çıkıyormuş. Fakat biri çalınmış, diğeri de burada. Onu da kitlemişler hatta ayaklarına ve neden bilmiyorum ama suyu akmıyor. Şurada yazıyor sanırım Aslanlı Çeşme ile ilgili bir şey. Evet, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş. Kaybolmuş yazmışlar ama arkadaşlar bildiğiniz çalınmış yani. Biz buradaki rotamızı tamamladık. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Sadece girebilirsek Ulu Cami'nin içine girmek istiyoruz. Onun dışında oralarda duracağız. Güzel bir yerde kebap yiyeceğiz. Vaktimiz ve bütçemizi ayarlarsak da kadayıf yemek istiyoruz. Ondan sonra da havalimanına nasıl gideceğimizi araştıracağız. Sonra da yatış. Şimdi karşıdan şuradaki surlar da gözüküyor ve surların üstüne çıkılabiliyormuş. Şimdi ben de çıkmak istiyorum. Çıkalım bakalım. Hop. Biraz dik. Yoruldum. Şöyle bir çıkalım. Şehir manzarası sanıyordum ama çok da öyle bir manzara yok sanki. Evet ya, çok da bir şey yokmuş. Sadece şu an bir tek inmesi beni düşündürecek. Ama hadi gelin inelim. Şöyle biz Lübnan künefesi aldık. Bu şekilde 40 lira. Şimdi tatmak istiyorum. Sıcacık yeni çıktı bu arada. Çok iyi. Biz merkezde yer alan Hacı Halit Kebapçı'ya geldik. Çok lezzetliydi gerçekten. Kebap da 160 liraydı. Biraz hava soğuduğu için biz üşüdük. Kebaptan sonra da daha vaktimiz var dedik. Sadece şu an daha 5.30. Havalimanına buradan tek otobüs gidebiliyormuşuz, ona baktık. Temassız kartla, belediye otobüsüyle. Ama havalimanında zaten sabaha kadar duracağız. O yüzden buralarda durabildiğimiz kadar duralım dedik. Bir tane yemek istediğimiz bir tatlıcı vardı. O da hemen buranın az ilerisinde. Belki yeriz dedik ama şu an kebap beni inanılmaz tıkadı. Biz de biraz ısınalım diye kahve almak istedik ve rahat rahat nerede oturabiliriz? Tabii ki Burger King'te. Daha önce de bu taktiği hep uygulamıştık biz. Yani sıcak bir yer, tuvaleti olan bir yer ve ucuz bir yer arıyorsanız en azından kahve için Burger King. Yani iki tane kahve 42 lira tuttu. Gayet uygun. Şimdi biraz burada oturacağız, dinleneceğiz ve kahvemizi içeceğiz. Büyük şehir ya bildiğin. Thank you.
Diyarbakır Havalimanı'nı düşündüğümüzden çok daha büyük bir lüks bence. Sabiha'ya çok benziyor özellikle girişi. Şimdi bu arada az önce, yani yaklaşık az önceden kastım, biz 3 saat hatta belki 4 saat, 3 saattir falan bir arkadaşımlaydık. Benim geçen sene Karadeniz turundayken Instagram'dan tanıştığım bir arkadaşım Engin. O da burada şu anda askerlik yapıyormuş, yani görevdeymiş. O yüzden işte sizi gezdireyim, vakit geçirelim falan dedi. Sağ olsun bizi buraya da getirdiler. Arkadaşla beraber bıraktılar. Çok güzel böyle kültür evinde, Diyarbakır kültür evinde böyle müzik eşliğinde işte badem kahvesi içtik, reyhan şerbeti içtik. Sağ olsun. Şimdi de işte havalimanına gelelim artık dedik, burada konaklamak istediğimiz için. Bakalım nasıl olacak sabaha kadar. Koltuklar da istediğimiz gibi şey, böyle arada tutunma yeri yok, yani dümdüz yatıp uyumalık tam. Ben de tam bu geceye özel bebek yastığımı getirmiştim. Tek sıkıntı ışık. Uyku bandı hiç kullanmadım şu uyumak için. Ondan almam lazım galiba artık kendime. Hafta sonu da Marmara tarafında hava şartları çok kötüymüş ve hatta bazı uçuşlar iptal olmuş. Bizim uçuşumuzda şu anlık bir değişiklik yok. Umarım sabahta bir şey değişmez yani. Çünkü bizim gitmemiz gerekiyor. Pazartesi günü dersiniz var okulda. O derse girmemiz lazım. Yani laboratuvar dersi. Her neyse. Bu arada biz marketten alışveriş yaptık. Böyle işte muz falan aldık. Geceyi nasıl geçiririz bilmediğimiz için böyle cips falan aldık, bir şeyler aldık böyle. Bakalım, bu gece buradayız. Yani o iki gece otelde kaldıktan sonra buraya düşmek hayat diyelim, yapacak bir şey yok. Aynı şu şekil. Diyarbakır Havalimanı'nda geziyorum arkadaşlar. Ayakkabı giyecektim ama yani terliklerle o kadar rahatım ki hiç umurumda bile değil. Ve aradık, hani biz burada geleceğiz, kalacağız, kalacak yerimiz yok, yediğimiz yok, açık değil mi diye. Çünkü bilemedik ne kadar aktif, ne kadar değil. İyi geceler. Ay. Arkadaşlar, saat şu an 6 falan sabah. Bu arada hiç ama neredeyse hiç uyuyamadım. Yani öyle kafasını koyduğu yerde uyuyan kız gitti. Başka biri geldi sanki, anlamadım. Ve inanılmaz üşüdüm. Yani kat kat giyinmeme rağmen üşüdüm. Yani şu an içimde 4 kat var. Ve hala üşüyorum. Yani içten üşüyorum ve ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Mescitte yatacaktık ama başkaları vardı. Ben vazgeçtim. Böyle şu sandalyelerde yatmaya çalıştık. Deri soğuk, metali soğuk, kayıyorsun. Hiç uyuyamadım yani ben. Ha şu paranın gözü kör olsun ya. I think I like this little life. This little life.